Endi uchburchaklar tengligining ikkinchi alomatini ko'rib chiqamiz. Agar uchburchakning bir tomoni va unga yopishgan ikki burchagi ikkinchi uchburchak bir tomoni va unga yopishgan ikki burchagiga mos ravishda teng bo'lsa, u holda bu uchburchaklar teng bo'ladi. Mana chizmada ikkita uchburchakni ko'rib turibsiz. Uchburchakning bittadan tomonlari teng, S tomon S tomonga teng bir xil. Va bu tomonga yopishgan ikki burchagi, buni alfa beta, ikkinchi uchburchakda ham S tomonga yopishgan burchak alfa beta. Demak, birinchi uchburchakning bir tomoni va unga yopishgan ikki burchagi, ikkinchi uchburchakning bir tomoni va unga yopishgan ikki burchagiga mos ravishda teng bo'lyapti. Shu sababli bu uchburchaklar teng bo'ladi. Bu uchburchaklar tengligining ikkinchi alomati bo'ladi. Mana hozir ko'ramiz shu uchburchaklarni. Ularni ustma-ust tushadigan qilib qo'yishimiz mumkinmi? Ya'ni tomonlari tomonlariga, burchaklari burchaklariga ustma-ust tushadigan qilib qo'yish mumkinmi? Ha, qo'yish mumkin. Mana chizmada ko'ryapsiz. Mana yana bir marta ko'ramiz. Turli tomonlar turli ranglarda qilib ko'rsatilgan. Endi misol ko'ramiz. Birinchi misol. Birinchi uchburchakning bir tomoni 8 ga teng, unga yopishgan ikkita burchagi 74 gradus va 46 gradusga teng. Ikkinchi uchburchakning uchta tomoni berilgan 8, 7, 9. 8 tomonga yopishgan burchaklar 74 gradus va 46 gradusga teng. Va bu yerda toplash kerak bo'lgan tomonlar birinchi uchburchakda x va y bilan belgilangan. Demak, mana shu tomonlarni topishimiz kerak. X va y bilan belgilangan tomonlarni topamiz. Xo'p, qanday qilib topamiz? Demak, bu topish uchun biz bu tomonlarga mos keluvchi ikkinchi uchburchakning tomonlarini topishimiz kerak. Masalan, x ni olaylik. X 74 graduslik burchak qarshisida yotibdi. İkinci uchburchakdan 74 graduslik burchakni topamiz. Mana bu topdik. Buni qarshisidagi tomon 9 ga teng. Demak, x 9 ga teng ekan. Chunki teng burchaklar qarshisida teng tomonlar yotadi. Endi y ni topamiz. Y 46 graduslik burchak qarshisida yotibdi. İkinci uchburchakda 46 graduslik burchak qarshisida yotgan tomon 7 ga teng. Demak, y 7 ga teng ekan. Shunday qilib javob x 9 ga teng, y 7 ga teng. İkinci masala. Chizmada ikkita uchburchak berilgan. Biri yuqorida, biri quyida. Birinchisi A, B, C, ikkinchisi A, C, D. Uchburchaklar berilgan. Xo'p, bu uchburchaklar tengmi? Bu uchburchaklar teng. Chunki bitta tomon A, C tomon umumiy har ikkalasida. Mana bu yerda burchaklari teng. A uchdagi uchburchakdan uchburchakning burchaklari teng. C uchdagi burchaklari ham teng. Mana bir xil belgi bilan belgilangan. Demak, uchburchakning bir tomoni va unga yopishgan ikki burchagi ikkinchi uchburchakning bir tomoni va unga yopishgan ikkita burchagiga teng bo'lyapti. Shu sababli yuqoridagi va quyidagi uchburchaklar teng. Xo'p, endi x va y tomonlarini topamiz. Buning uchun birinchi uchburchakda mana S uchini S uchini qaraylik. Yuqoridagi ABC uchburchakning S uchini. Undagi burchak qarshisidagi tomon 11 ga teng. İkinci uchburchakda ham shu burchakka teng burchak S uchda yotibdi. Bu burchak qarshisidagi tomon x. Demak x 11 ga teng ekan. Endi y ni topamiz. Y A burchak qarshisida yotibdi. A uchdagi burchak qarshisida yotibdi. Xuddi shu burchakka teng burchak yuqoridagi ABC uchburchakda ham A uchda yotibdi. Bu burchak qarshisidagi tomon 6. Ikkinchi uchburchakda shu burchak qarshisidagi tomon y. Demak y 6 ga teng ekan. Shunday qilib javob x 11 ga teng.
y 6 götüreyim. Yani üç burçaklar teğendeginin üçüncü alamatını görüp çıkarmız. Eğer bir üç burçak üç tamamı, ikinci üç burçakının üç tamamı ile masrafışta teğendik olsa, o halde bu üç burçaklar teğendik olardı. Bana birinci üç burçakının üç tamamı verilgen. A, B, S. İkinci üç burçakının üç tamamı ham masrafışta A, B, S ile teğendik. O halde bu üçüncü alamatı göre bu üç burçaklar teğendik. Bunların üstüne koyalımız. Koygen de ham tamamlar tamamlar ge, burçaylar burçaylar ge, üstüme suşa diyen kılıp koyağımız. Ama onlar üstüme suştu. Şu sebeple bu üç burçaylar teyim. Hani yine bir martek vurup çıkışımız mümkün. Şimdi misal görüyoruz. D, Y, F üç burçakının F burçakı, A, B, S üç burçakının kaysa burçakı teyin. Demek ki iki de üç burçak verilgen. O bir yerden üç ratamanı, birinci üç burçakının üç ratamanı masrafışta ikinci üç burçakının üç ratamanı teyin iken. Yani 8, 8, 7, 7, 9, 9. Şimdi bir yerden üç burçaklar teğenin üçüncü alamatına göre bu iki de üç burçak teğen ekene gelip çıkardı. Şimdi teğen tamamlar karşısında teğen burçaklar yatadı. Şu koyduğuna göre biz masalarının cevabını tapamız. D, Y, F üç burçakının F burçakı, bana F burçakı. A, B, S üç burçakının kaysa burçakı teğen. F burçak karşısındaki tamam 8. A, B, S, 3 burçakının 8 geteyin tamamını tapamız. Bana taptık tamamını. Bu burçak karşısındaki, bu tamam karşısındaki burçak, S burçak. Demek, F burçak, S burçak geteyin iken. Şimdi yakalım cevap. F burçak, S burçak geteyin.